Kardeşlerim, bugün size Kadir Gecesi'nin ehemmiyetinden bahsedeceğim. Bize 80 senelik bir ibadet hayatını kazandırabilecek olan bu gecede ne yapmamız lazım, bunu anlatacağım. Kadir Gecesi'ne kadar ne yapmamız lazım bundan bahsedeceğim. Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? Kadir Gecesi'ne bu kıymeti katan nedir? bunu anlatacağım. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Öncelikle en nurlu, en feyzi geceyi yani Kadir gecesini idrak etmemize az kaldı kardeşlerim. Bunun şuurunda olmamız lazım. Çok kıymetli ağır zamanlara doğru gidiyoruz. Rabbim o heyecanı hissetmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim Kadir Gecesi o kadar kıymetli bir gece ki Kur'an'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır. Tek gecede Kadir gecesidir. Rabbim kadrini, kıymetini anlamayı nasip etsin. O kadar kıymetdar bir gece ki kardeşlerim bu gece Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure var. Ne buyuruyor o surede Rabbimiz? Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik vardır diye bize bildiriliyor. Yani surede bize bildirildiği gibi kardeşlerim bu geceye kıymetini katan nedir? Kur'an'dır. Yani İslamiyet'in ma ve ziyası olan hem insanları saadete sevk eden hakiki bir mürşit olan hem insanlara bir şeriat kitabı, hem dua kitabı, hem hikmet kitabı, hem ibadet kitabı, hem emir ve davet kitabı, hem zikir kitabı, hem fikir kitabı olan, hem insanın bütün manevi ihtiyaçlarına merci olacak çok kitapları tazammum eden tek cami mukaddes bir kitap olan Kur'an'ın indirildiği gecedir bu gece kardeşlerim. İşte bu yüzden Kadir Gecesi içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Ama ben kardeşlerim Kur'an'ın bize verdiği mesajı yani Kur'an'ı nasıl tefekkür etmek lazım? Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an'da 40 mucizevi cephe vardır. Bunlar nedir? Bununla ilgili sohbeti Kadir Gecesi yapacağım için bu kısmı kısa kesiyorum kardeşlerim. Düşünün. Kur'an bir geceye inince o gece Kadir Gecesi oluyor. Peki böyle bir Kur'an insanın kalbine inse, aklına inse, hayatına inse, davranışlarına inse ve insan Kur'an'a göre yaşasa Düşünün o insan ne kadar kıymet kazanır. Rabbim bunu anlamayı nasip etsin. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor kardeşlerim. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Hususen de tek gecelerinde arayın. Yani 21'inde, 23'ünde, 25'inde, 27'sinde gibi Tek gecelerinde de arayın diye buyuruyor. Tabii Kadir gecesinin gizlenmesinde ayrı bir hikmeti var. Yani Ramazan'ın içerisinde Kadir gecesi gizlenmiş. Neden gizlenmiş? Çünkü Cenab-ı Hak kıymetler şeyleri Gizler kardeşlerim. Gizlemenin de hikmeti vardır. Nedir onlar? Mesela Allah insanlar içerisinde Allah dostlarını gizler ki herkesi veli bilelim, herkese öyle davranalım. Allah mesela cuma gününde saati icabe denilen duaların kabul olduğu bir vakit var. Allah o vakti Cuma'nın içerisine gizler ki Cuma'nın her anında dua edelim diye. Mesela ömürde ecel gizlidir. Hiçbirimiz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Neden gizlenmiş? Her an ölebiliriz korkusuyla günahlardan uzak duralım diye. Kainatın ömrü içerisinde de onun ölümü olan kıyamet gizlenmiş mesela kardeşlerim. İşte Kadir gecesi de Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş. Sebep Ramazan'ın her gününü Kadir gecesi bilelim. Ona göre ibadetle, ubudiyetle, takvayla değerlendirelim diye kardeşlerim. Yani gizlenmesinin hikmeti bu. Bir de Kadir Gecesi'nin gününün tespitiyle alakalı şöyle de bir rivayet var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Çünkü çok ibretli bir nokta var içerisinde. Bakın Enes bir Malik radıyallahu anh'ın Ubade bin Sabit'ten naklettiği ve Buhar'da geçen bir hadis var. Orada bize bildiriliyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere mescide çıktı. Ama mescitte iki şahıs yani iki sahabe birbiriyle tartışıyorlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlarla meşgul olmuş. Daha sonra da sahabelere dönüp demiş ki ben size Kadir gecesini haber verecektim ama bu iki şahsın tartışması sebebiyle bana o gecenin hangi gece olduğu unutturuldu. Umulur ki böylesi sizin için daha hayırlıdır. Tabii ki kader planında Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o günü unutturuyor. Bunun birçok hikmeti var. Yani bunun üzerine günlerce konuşulabilir. Bir hikmetini az önce ifade ettim. Gizlenmenin bir sebebi var. İşte diğer bütün günler kıymet kazansın gibi bir sebep var. Ama dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta var kardeşlerim. Bakın iki sahabe birbiriyle tartışınca peygamberimize Kadir gecesi unutturuluyor. Buradan şöyle bir ders çıkartabiliriz kardeşlerim. Müminler birbiriyle çatıştıkça, tartıştıkça kim bilir Allah elimizden ne nimetleri alıyor. Giriyorsunuz sosyal medyaya, o onun hakkında konuşuyor, bu bunun hakkında konuşuyor. Zaten duyduğumuza hemen inanmaya Meyyalis maalesef oysa Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onun aslını araştırın yoksa bilmeden bir kalme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz. Böyle buyuruyor ama bunu yapmıyoruz. Sürekli birbirimize düşüyoruz. Birbirimizin gıybetini yapıyoruz, iftira atıyoruz. Neticede Cenab-ı Hak da oraya rahmetini indirmiyor. Tabii bu ayrı bir konu. Bunu uzun uzun vakti geldiğinde konuşacağız kardeşlerim. Yani dolayısıyla Kadir Gecesi'nin birçok hikmetten dolayının gizlendiğini biliyoruz. O yüzden biz ne yapacağız kardeşlerim? Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde arayacağız. Özellikle tek gecelerde arayacağız. Yani o geceleri ibadetle geçireceğiz. Kur'an okuyacağız, kaza namazı kılacağız, dua edeceğiz. Özellikle tövbe istiğfar edeceğiz. Bunları yaparak o geceleri geçirdiğimizde Rabbimiz bize içinde hiç günah işlenmeden sırf ibadetle, sırf Allah'ın rızasıyla geçirilmiş 80 senelik bir hayatın sevabını yazacak kardeşlerim inşallah. O yüzden bugünden başlayarak cüzlerimizi zaten okuyoruz. Onlardan hariç ne yapacağız? Sürekli İhlas Suresi okuyacağız. Her aklımıza geldikçe sayısız okuyacağız. Neden? Kur'anla hemhal olmak için dilimize İhlas Suresi'ni zikir yapacağız kardeşlerim bu son 10 günde ve özellikle de kaza namazı kılmaya gayret edeceğiz. Çok çok da dua edeceğiz. Nasıl dua edeceğiz? Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua edeceğiz. Ve bu duayı sürekli tekrarlayacağız. Dolayısıyla bu 10 günü sürekli ibadetle geçirmeye gayret edeceğiz. Çünkü Hazreti Ayşe ne buyuruyor kardeşlerim? Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah geceleri ihya ederdi. Ev halkını da uyandırırdı diyor. Biz de ev ahalisiyle beraber bu ibadetlerimizi yapmaya gayret edelim ve ciddiyetle ibadet edelim inşallah. Yine başka bir rivayette Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Resulullah Ramazanda diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazanın son 10 gününde ise Ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi diye buyuruyor. Bu yüzden kardeşlerim biz de bu sünnete ittiba edeceğiz ve son 10 günü ibadetle geçireceğiz. Mümkünse geceleri yatmayacağız. Tabi sabahları işe giden kardeşlerimiz var. Onlar ne kadar ayakta kalabilirlerse o kadar ayakta kalsınlar. Dediğim gibi Kur'an'la, istiğfarla, namazla, tesbihle, sohbetle meşgul olacağız kardeşlerim. Bakın geçen sene Kadir Gecesi'nde aramızda olup bu sene olmayan birçok kardeşimiz var değil mi? E gelecek de bizim olup olmayacağımız meçhul 80 senelik bir ibadet hayatını şu an kazanabiliriz. Hazır elimizde fırsat varken kardeşlerim. Tabii bunun biraz meşakkatı olabilir ama o meşakkate de katlanacağız. Bakın kardeşlerimiz sabah işe gidiyorlar. 10 saat 12 saat çalışıyorlar. Neticede Sadece geçiniyorlar değil mi? Yaşadıkları ili Onlara vermiyorlar yani. Ama biz şu 10 geceyi ibadetle geçirirsek Allah bize 80 senelik bir ibadet hayatı vereceğini vaat ediyor. Ve o ibadet hayatında vesile edip bize cenneti vereceğini vaat ediyor. Bu yüzden meşakkata katlanacağız ve geceleri ibadetle geçirmeye gayret edeceğiz kardeşlerim. Rabbim bizi hayırla huzurla Kadir Gecesi'ne kavuştursun. Kadir Gecesi'nin feyzinden istifade etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Bu Ramazan ayı hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine hepimize affetsin ve bağışlasın kardeşlerim. Bu videoyu da paylaşalım. Belki bazı kardeşlerimizin aklına kapı açılır. Onlar da o son 10 günü ihya ederler, yatmazlar. Biz de buna vesile oluruz. Bu da bir çeşit tebliğdir kardeşlerim. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve arkadaşlarınıza ulaştırmayı da unutmayın kardeşlerim. Vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla kardeşlerim.